Regent School Oxford şubesindeyiz şu anda. Yanımızda Korkut var, okulun öğrencilerinden. Biz hep okulda görevlilerle, arkadaşlarla, oradaki eğitimcilerle, müdürlerle görüşüyoruz ama birazcık da şöyle içeriden bilgi alalım istedik. Hem zaten Türkçe konuşacağız, başka yetkililerden Türkçe bilen yok. Konuşalım, onlar bilmezler ne olduğunu. Korkut yanımda, kendisi bu sene İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden birincilikle mezun olmuş. Öncelikle tebrik ediyorum, gurur duyduk böyle seni burada gördüğümüzde. Sonra buraya geldi, burada İngilizcesini geliştirmek istiyor. Birçok kariyer hedefleyen gencimiz, arkadaşımız gibi. Nasıl buldun şöyle burayla ilgili aklından geçen düşündüklerin genel anlamda bize paylaşır mısın? Burayı tercih etmemin ilk sebebi küçük olması ve sadece üniversitenin çevresinde gelişen bir şehir olmasından dolayı burayı tercih ettim. Londra gibi kozmopolit değil. Burayı derken Oxford'u diyorsun değil Oxford, mi? evet. Oxford'u bu yüzden tercih ettim. Okulsa diğer okullardan daha farklı çünkü sınıfların kişi sayısı az. Daha butik bir okul gibi hissettim burayı. Tercih etmemin nedeni de bu okulu. Aradığını buldun mu peki? Evet, açıkçası aradığımı buldum ama Öğretmenler, sınıf ortamı nasıl? sınıflar 10 kişilik. 10 kişi veya 8 kişi daha da az olabiliyor ama fazla olamıyor. Bence gayet uygun. Hele Türkiye'den geliyorsanız 10 kişilik sınıf iyi. Sen ne kadardır buradasın? Bu benim ikinci hafta. Ha, daha yeni geldin. Ama 9 ay daha burada bulunacağım. Harika. Bundan sonra bitirip geri mi dönmeyi düşünüyorsun yoksa? Açıkçası yüksek lisansımı İngiltere veya Amerika'da yapmak istiyorum. Hedefim bu. Bundan sonra akademisyenlik mi olur yoksa uluslararası bir şirkette mi çalışırım? Onu muhtemelen yüksek lisans yaparken akademi dünyasını tanırım. Ondan sonra karar veririm diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi genelde biz karşılaştığımız sorulara biz cevap veriyoruz da böyle bir öğrenci arkadaşın cevap vermesi daha da iyi. Tamam. Şimdi gerçi sen geleli 2 hafta oldu. Evet. Çok daha sosyalleşme imkanı belki bulamamışsındır ama nedir şöyle hani sınıftaki sosyallik, arkadaşlarla sohbet, tanışma vesaire. Tabi bu biraz İngilizce seviyesiyle de ilgili sanırım ama. Kesinlikle İngilizce seviyesiyle de ilgili ve sizin kendi davranışlarınızla da ilgili. Nasıl eğlenceli biri misiniz, sosyal biri misiniz yoksa daha uzakta durmayı mı tercih ediyorsunuz? Çoğunluğu size bağlı ama eğer Avrupalıysanız bu bir avantaj bence. Güzel ama bu dediğin kaynağı ne? Sebebi ne yani? Bu Güzel bir şey. dediğim kaynağı Hayır, sebebi ne yani? Niye böyle düşündün? Çünkü bu farklı bir şey. Bir gözlem sonucu bunu görebilirsiniz yani. Birbirlerini anlamaları, kültürleri birbirine daha yakın. Çok doğal bir şey aslında. Kültürleri birbirine yakın. Kendi dilleri bile benziyor birbirine. İngilizce ile İtalyanca'daki kelimelerin benzerliği çok şaşırtıcı yani. Diğer İtalyan, İspanyol, Portekiz onların dilleri de birbirine benziyor. Hani birbirine benziyor, anlayabiliyor. Bir İspanyol, İtalyanın konuştuğunu anlıyor. O zaman bu bir avantaj bence onlar için. Peki ilk buraya geldiğin ilk gün nasıl, ilk 3 gün nasıl geçti? İlk 3 gün daha çok anlayabilmekle geçti. Gerçekten zordu çünkü bu benim ilk İngilizcemi kullanışım. Gramer konusunda fena değilim tamam ama duyma, etrafımda konuşulanları anlayabilmek çok zordu. Bu yoruyor insan. Ama alışma kısmı nasıl? Yani insanlara, ortama. Açıkçası okul için konuşacak olursak hocalar, okul görevlileri çok sempatik ve güler yüzlü. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Evde de açıkçası aile yanında kalıyorum. Aile gayet iyi. Kim var? Aile kimlerden oluşuyor? 2 kişi. Kendi çocukları ayrı yerde yaşıyor. Ben ilk geldiğimde tek kalıyordum evde. Ben ve aile. Sonra Japonya'dan bir arkadaş daha geldi. Şimdi ben, Japon arkadaş ve aile Aynı odayı mı grubundayız. paylaşıyorsunuz yoksa No, 2 ayrı yok, mı? ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Bu tercihe göre değişiyor. Sen tek kişilik odada kalabilirsin, 2 kişilik odada da kalabilirsin. Değişiyor veya akşam yemeği, sabah kahvaltısı dahil mi değil mi? Buna göre ücret veriyorsun eve. Sen şimdi Korkut az önce ağzından bir no kaçırdın. Ben buradan hemen yakalayayım onu. Şimdi bazı Türkiye'deki arkadaşlar şey diyorlar ya bir 2 hafta geldi işte hemen İngilizce şey. Çünkü bu şununla ilgili arkadaşlar ne kadar çok İngilizce bildiğinizle alakalı değil bu. Burada bir ortama giriyorsunuz ve o ortama girdiğinizde sürekli etrafınıza bunu duyunca bildiğiniz kelime eğer İngilizce ise hemen onun İngilizcesini otomatikman söyle ağzınızdan o çıkıyor. Güzel tarafı bu yani İngilizceyi biz Türkiye'de de bir yere getirebiliyoruz. Ama bilmiyorum Korkut ne dersin? Ama burada
olduğun zaman sürekli onunla zihnin beraber olduğu için İngilizcen çok iyi de olmasa, çok iyi de olsa, her ne seviyede olsa olsun bildiğin kelime ağzından ilk önce bir İngilizce olarak çıkmaya başlıyor. Korkut da hızlı adapte olmuş bu şeye, iki haftada sürece. Ya açıkçası dediğiniz çok doğru. Daha bu benim ikinci haftamın ortasında olmama rağmen yorulmuyorum artık. İnsanları dinlerken ya da konuşurken çok yorulmuyorum. Düşünmüyorum doğru mu söyledim, yanlış mı söyledim diye. Özellikle akşam yemeklerinde aileyle birlikte çok daha rahat konuşabiliyorum. Konu özellikle sizin ilginizi çeken bir konuysa daha da rahat konuşuyorsunuz. Ama okul içinde arkadaşlarla birlikteyken bu biraz daha zor olabiliyor bazen. Aileyle yaşarken gerçekten bir aile ortamını hissediyorsunuz. Havalimanına indin. Genelde Türkiye'den gelen arkadaşların izlenimleri veya ilk endişeleri havalimanında başlar. Havaalanına geldiğin an farklı bir dünyayla karşılaşıyorsun. Hangisinde indin? Nasıl oldu? Buraya nasıl geldin? O hikayeyi eminim henüz İngiltere'ye gelmemiş arkadaşlar merak ediyordur. Açıkçası gayet rahattım. Hiç İngilizcem çok kötü olmasına rağmen, gramer bilgim falan değil ama hiç konuşmamıştım. Hiç İngilizce dinlememiştim. Ona rağmen fena değildi. Daha uçağa binerken bir iş için gelmiş bir bayanla tanıştım. Onunla İngilizce sohbet ederek yolculuk başlamış oldu. Sonrasında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Heathrow havaalanına gelmiştim. Sonra okulla anlaşmıştım. Okul beni taksiyle alacaktı. Taksiyi kullanan şoför beni bekliyordu zaten orada. Öyle taksiyle de Oxford'a ulaşımı sağladım havaalanına. Senin özellikle belirtmek istediğin herhangi bir şey var mı? Türkiye'den çok farklı şeyler var tabii ki burada. Bunları belirtmek de önemli bence. Öncelikle eğer trafiğe çıkıyorsanız yaya olarak dikkatli olmanız lazım. Arabalar hiç de Avrupa'daki gibi değil. Avrupa'dan da farklı. Avrupa'da yola indiğiniz zaman arabalar duruyor. Ama burada gerçekten çok sert şoförler. Hiç kimse durmuyor. Eğer yeşil ışıksa yeşil, kırmızıysa kırmızı. Bu önemli. Onun dışında insanlar her yerde birbirine sürekli olarak teşekkür ediyor. Bu güzel bir şey bence. Kendinizi sabah uyandığınız zaman good morning, morning, thank you. Sürekli teşekkürler, günaydın. Kendinizi mutlu hissedebilirsiniz aslında. Bunun samimiyeti tartışılabilir ama güzel bir şey. Biz samimi olarak veya samimi olmayarak sürekli tartışma halindeyiz çünkü. Korkut, seninle izin verirsen bir anlaşma yapalım. Şimdi sen yeni geldin, 9 ay buradasın. Şöyle bir 8 ay sonra buradan ayrılmadan önce veya belki ayrılmazsın, direkt master'a başlarsın artık. Ama bu hani okuldan ayrılmadan önce tekrar buluşalım burada. Bir daha bir konuşalım, ne dersin? Ne olur. Oldu, bu 9 ay nasıl geçti? Benim için herhangi bir sorun yok, olur, güzel olur. Tamam, teşekkürler, sağ ol. Teşekkür ederim. Regent School Oxford'da gezimize ve sohbetimize devam edeceğiz.